Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, güzel illerimizden Burdur'dayız. Burdur'da çok genç bir girişimci ile sizi tanıştıracağım. Sayın Serhat Bozkurt, kendisi sağlıklı beslenme ve danışmanlık alanlarında çalışması olan bir isim. Hem yaptığı işle hem merkeziyle ilgili özel bir röportajımız olacak. Serhat Bey, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hem sizi tanıyalım, röportajımıza öyle başlayalım. Serhat Bey kimdir, hangi eğitimlerden ve programlardan geçti ve böyle bir merkezi kurarken nasıl bir süreç izledi? Serhat Bozkurt aslen Burdurludur. Yani ilk öğretim ve lise eğitimini burada tamamladı. Devamında Ege Üniversitesi Beslenme Diyetik bölümünü bitirerek lisans eğitimimi tamamladım. Diyetisyen olarak, diyetisyen unvanıyla kendi iş yerimi açtım. Tabii ki sadece bir üniversite eğitimiyle yetmedi. Birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar çoğu etkinlik, kongre, sempozyumlara katılarak kendimi geliştirmeye çalıştım. Hani bu yönde kendimi çok yetiştirdiğimi düşünerekten de bu yeri aşmayı düşündüm ve aştım. Peki yaptığımız işi de anlatalım. Mesleğimiz gereği neler yapıyoruz? Verdiğimiz hizmetler nelerdir? Şu an mesleğim gereği ben kişiye özgü beslenme planı oluşturarak sağlıklı ve kalıcı kilo kaybediminde, daha da sağlıklı ve kalıcı kilo kazanımında bir şekilde burada mesleğimi icra ediyorum. Devamlı sadece kilo kaybetmek, kilo kazanmak değildir diyetisyenin görevi. Toplumun beslenmesini programlamak, planlamak, geliştirmek ve sağlığına kavuşturmak. İşte gebelikte beslenme takipleri yapmak, sporcu beslenmelerine eğitimini tamamlamak gibi birçok alanı var diyetisyenin. Diyetisyen aynı zamanda mutfakta da görev alarak çok daha sağlıklı menü planlamaları yaparak mutfağın hijyeninden tutup da işte oradaki besinlerin kontrolüne kadar birçok görevde yer alır. Diyetisyen sadece akla zayıflama uzmanı gibi gelmemelidir aslında. Diyetisyen toplumun beslenme uzmanıdır diyebiliriz. Yani sadece burada merkezde sizinle bir program söz konusu değil, evlerinden sosyal yaşamına kadar her alanda el atıyoruz. Kesinlikle öyledir. Hani sadece biz burada hem kişiye özgü beslenme planı oluşturarak, devamlı sıkı takip yaparak, hani takiplerimiz çok önemli. Hani ben danışanlarımı haftada bir görerek kesinlikle her zaman onların o haftasının nasıl gittiğini, bir yerde onların hayatının içine dokunarak, hani o haftasının ne olduğunu, evde nasıl yemekler piştiğinden tutun da burada klinik gözlemimizde her hafta sıkı ölçümlerimizi, takiplerimizi yaparak bu şekilde onların hayatına bir dokunuş yapıyoruz ve onların ideal kilolarına ulaşmasını planlayarak hedefimize ulaşıyoruz. Evet, aslında biraz bahsettik programdan ama ben detaylı olarak anlatılması taraftarıyım. Bir kişinin sizinle buluşmasından, tanışmasından, bu programın uygulanmasına kadar geçen o süreci bir anlatalım. Nasıl bir süreçten geçiyor? Tabii ki. Öncelikle danışanımız bu yönde. Ya bazı kişilerin, bizden başarılı olmuş kişilerin referanslarıyla, sosyal medyadan, reklamlarımızdan bizi bularak bize görüşüyor ve randevu sistemiyle çalışıyoruz. Randevusunu aldıktan sonra burada öncelikle kişi geldiğinde onu tanıyoruz. Devamında orada hem kişinin hayatı için hem de kendi sağlığı için bir anamnez tutuyoruz ve beslenme alışkanlıkları öğreniyoruz. Konuşuyoruz karşılıklı ilişkilerle. Devamında burada bir klinik gözlemimiz var. Hani ölçümünü yapıyoruz. Ayrıntılı ölçüm üzerinden vücudun ne olduğunu, durumunun kas, yağ, kemik, sıvı dokusunun ne şekilde olduğunu inceleyip bakıyoruz, görüyoruz. Hani bunu yorumluyoruz. Devamında kişiye özgü beslenme planı oluşturuyoruz. Burada kişiye özgü olması çok önemli kesinlikle. Hani bu alışılmış diyetlerin dışında kişiye özgü, kişinin beslenme alışkanlıklarına, genetiğine, yaşına, boyuna, kilosuna göre yapılması gereken bir şeydir kesinlikle. Devamında bunu uyguladıktan sonra da hayatına bir etki yaratarak, bu sağlıklı beslenme planını hayatına güzelce tolere ettirerek bunu uygulamak gerekiyor. Devamında sıkı takibimizi, hayatın her yerinde onun evinin diyetisyeni, hayatının diyetisyeniymiş gibi orada onun yanında bulunarak çeşitli mobil araçlarla, çeşitli sosyal araçlarla, gerekirse bu ikili görüşmelerle bunun sıkı takibini yapıyoruz. Hedefimize ulaştıktan sonra 1-2 aylık takibimiz tekrar devam ediyor. Çünkü bu kiloyu korumak gerekiyor. Aldığı kiloyu, verdiği kiloyu, işte hamilelikte kazandığı kiloyu. Sağlıklı bir şekilde onu koruduğunu gördükten sonra buradan başarılı bir şekilde uğurluyoruz. Beslenme hayatımız her yerindedir. Onun için annenin karnında başlayıp ölüme kadar devam eder. Bununla ilgili kesinlikle bir sınırlama yoktur. Biz eğitimimizi çocuk beslenmesinden yaşlı beslenmesine kadar, sporcu beslenmesinden gebelikte beslenmeye kadar bütün eğitimlerimizi aldık, tamamladık bu şekilde. Ege Üniversitesi ve devamındaki tüm üniversiteler bu şekilde güzelce eğitimini veriyor. Hani bu yönde diyetisyenlere güvenilmesi taraftarıyım ben. Hani toplumun dediğim gibi beslenme uzmanları diyetisyenlerdir, başkalarına rağbet etmesinler. Tartışılan bir konu da öğünler. Sizin öneriniz nedir? Kaç öğün olmalı? Ara öğünler olmalı mı?
Ben kesinlikle ara öğünlü bir beslen planı taraftarıyım. Hani bu yönde çünkü kan regülasyonu daha düzenli oluyor. Bu şekilde çok açlık krizleri, iştah krizleri olmuyor, yaşanmıyor danışanlarımızda ve klinik gözlemde. Çalışmalarda bunu gösteriyor zaten. Her zaman kesinlikle birazcık ara öğünlü ve üç ana öğünlü beslenme taraftarıyız. Öğün atlama her iyi bir şey değildir. Metabolizme yavaşlatır. Hani kan şekerinin düzgün ilerlemesini bozduğu için bu şekilde kilo kazanımlarına çok hızlı etkiler. Kilo kaybetimde de çok zorlanırız. Ben de danışanlarım da kesinlikle 3 ana öğün ya da 2 ya da 3 ara öğün şeklinde beraberinde toplama günü 5-6 öğünle geçirmelerini istiyorum. Tabii ki bunun büyük kısmı 3 ana öğünde oluşuyor. Gamze Hanım merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi çok özel bir isimle ve özel bir merkezdeydik. Çok önemli. Sağlık konusu, diyet ve beslenme konuları çok önemli. Böyle bir merkezin gerekliliği ve önemi ile ilgili siz neler söyleyeceksiniz? İlimizde böyle bir merkez yoktu. İnsanların buna hani ulaşımı zordu. Şu an profesyonel bir hizmet veriyor burada. Ve Burdur'da bir ilk. Herkesin aslında bir diyetisyenle birlikte yol alması gerekiyor değil mi? Sağlıklı beslenme ve ideal kilo ile ilgili mutlaka profesyonel birinden yardım almak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Diyetisyenlik bürosu sadece hani obezite ya da kilo alma, kilo verme, beslenmenin hayatımızın yaşamımızdan ölümümüze kadar devam ediyorsa beslenme danışmanlığı da devam etmek zorunda. Profesyonel insanlarına destek almak, onlarla birlikte yürümek hem daha sağlıklı olmalarını sağlar hem de mesleklerinde ve özel hayatlarında daha mutlu olmalarını ve başarılı olmalarını değil mi? Kesinlikle öyle. İnsanlar daha kaliteli bir yaşam sürebilmek için, daha zinde, işte işlerinde, güçlerinde daha başarılı olabilmek için hayatlarının belirli dönemlerinde kesinlikle bir diyetisyene başvurmaları, en azından beslenme alışkanlıklarını buna göre düzenlemeleri gerekmekte bence. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.